sağlıklı iletişimin kodları olarak verilen örnekleri nasıl hayatımızda, toplum içerisinde bir alışkanlık haline getirebiliriz? Çünkü bu iletişim doğru bir zemine oturursa, sağlıklı bir iletişim çerçevesine oturursa, o zaman aslında oradan murad edilen şeylere ulaşılabilir. Bu alışkanlık nasıl kazanılabilir? Az önce söylediğim gibi sizin ciddi bir pratik arka planınız var. Bu çerçevede bakıldığında gidişat doğruya, iyiye doğru mu gidiyor? Yoksa böyle hala sıkıntılar var mı? Ağır aksak giden yönler var mı? Hem de bu genel sohbeti bir toparlayıcı son değerlendirmeyi de Nevzat Hocam sizden alalım. Buyurun hocam. İletişim değerleri gibi bir konuyu herhalde bekliyor. Ben de güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi iletişimde üç türlü iletişim var. İnsanlar arasında. Biraz önce söylediğim hani daha büyük bir yukarıdan bakmıştım ama bu sadece sosyal iletişimde, insanlar arası iletişimde. Birincisi sağlıklı iletişim. Tartışıyorlar. Altın orta nokta kuralı var. Bir adım bir tarafa atıyor, bir adım bir tarafa atıyor. Hakikati arama niyetiyle iletişim kurmak burada. Niyet, hakikati aramaysa bir şekilde hakikati bulacak bir şey oluyor. Yani batılan debate dedikleri yani toplam. Yani tartışma oluyor, hakikat ortaya çıkıyor. Mesela bir uluslararası konferanslara gittiğim zaman ben batılılar tartışıyorlar konferansta. O kadar ağır laflar ediyorlar. Soru bittikten sonra oturup tekrar çay içip konuşabiliyorlar. Ama Türkiye'de böyle bir konuda bir tartışma çıksa ömür boyu küsüyorlar ya. Türkiye'de bizim en çok gördüğümüz müthiş olayı hemen kişiselleştiriyoruz ya da genelleştiriyoruz. Bu konuşmaları bak beni kıskançtı da ondan oldu diyor. Yahut da bu zaten hep böyledir diyor. Ya yani bu tamamen bizim Doğu pasifizmi var. Doğu kültürünün. Doğu kültürü ben Bediüzzaman Hazretleri'ne Hutbe-i Şami'de münazaratta istibdat üzerinde çok durmuş. İstibdadın yanlışlar üzerinde durmuş. Yani bir evde, ailede istibdat varsa, despotik bir baba ya da despotik bir ana varsa iki türlü gelişiyor. Yani eskiden çocuk özgür olarak içine kapanık oluyordu. Pasif oluyordu, korkak oluyordu, bağımlı bir tip çıkıyordu ortaya. Yani girişimci, atak olamıyordu. Soramıyordu, soru sormayan çocuklar yetişiyordu eskiden. Hatta böyle din eğitimi veren bir okula şey geliyor, bir batılı böyle eğitim sistemiyle ilgili geliyor. Bir bakıyor ki çocuklar soruyor, pırıl hepsi cevaplar veriyor, pırıl pırıl çocuklar. Adam diyor beğenmedim sizin törenleri. Bütün sorunuza doğru cevap verdi. Her şeyi biliyorlar. Yani, hiç soru sormuyor ki diyor. Ben soruyorum hep diyor. Soru sormayan bir çocuk mu olur diyor. Mesela bir matematikçi var. Nobel ödülü almış. Nobel yani matematik Nobel ödülü olmuyor da hani Nobel fizik ödülü. Matematik ve fizik ödülü almış. Matematikçi kadın var. Neye borçlusun sor şeyi diyorlar orada. Ben anneme borçluyum diyor. Herkes şaşırıyor ya annenize nasıl da böyle borçlu olsun diye. Ben diyor herkesin ben okuldan geldiğim zaman diyor çocukken annem herkesin annesi hoca ne anlattı sana onu sorarlardı diyor. Benim annem hocaya ne sordun diye sorardı diyor. Ve ondan sonra ben için bu düşünüyordum sonra sorarken de ve bu şekilde sonra sonra şeyi buldum. Yani Nobel'le ilgili soru sordu. Biz soru sorduramayan bir toplumuz. Mesela su büyüğün, sus küçüğündür. Ve büyüklere cevap verilmez var. Bunun sebebi de o eskiden yokmuş bu. 200-300 senedir var bu. İstibdat korku yani Osmanlı yıkılmaya başlayınca otoriterleşmiş. Yıkmaya başla otoriterleşmiş. Bir yerde otorite fazlaysa münafık çıkıyor oradan. Asya münafıklarının sebebi korku kültürüdür. İstibdat kültürüdür. Israrla istibdatla karşı çıkması Bediüzzaman Hazretleri'nin çok anlamına bence. Yani korkuyu besleyen, yani şu anda da bakıyorsunuz gene ona Osmanlı hayranlığını onun baskı kültürüne hayranlık gibi veriyor. Orta Asya'da atalarımız Hakanlar bilir diyormuş. Şu anda Osmanlı'dan insanlar bilir diyormuş. Teba kul ilişkisi. Cumhuriyette de devlet baba bilir diyorlar. Devlet baba.
Aynı. Değişti. Sadece aktörler değişti. Ya bu sorgulayıcı bir gençlik yok. Sorma, düşünme, itaat et var. Sorma, düşünme, itaat varsa orada gelişme olmuyor. Onun için yenilikçilik diyorlar, mesela girişimcilik diyorlar, bir sürü şeyler yapıyorlar. Herkes liderin hoşuna giden şey, ya, keşifler yapmaya çalışıyor ki işte bir liderin hoşuna gideyim de lider olayım. Ya geleceğin ihtiyacına göre değil, şeye göre değil. Yani böyle, bu şekilde, yani bu nedenle bir kere bu doğunun pasifist kültürü burada bizim önümüzdeki engel benim gördüğüm. Yani ailelerin ayıp, yasak, günah duygusu diye şey yaparak, korkutarak çocuklarını eğitmeleri burada engel oluyor. Yani aileden başlıyor istibdat, despotizm. Bu ve önemli problemlerden birisi, düşüncenin ilerlemesini durdurdu bu. Sorgulama, düşüncenin ilerlemesi durdu. Sorgulama konusunda adım atmamız gerekiyor. Yani iletişim konusunda bu nedenle birincisi sağlıklı iletişim dedik. Soruların sorulduğu, Sokratik sorgulama dediğimiz, aslında Sokratik sorgulama Kur'an-ı Kerim'de de var. Sokratik sorgulama yani. Ne diyor? Sonra cevabını veriyor. Burada çok örnekleri var onun. Sonra sorarak hakikati bulmaya çalışıyor. Onu unutmuşuz. Onu tekrar hakikate ortaya çıkarıyoruz. İkincisi çatışmalı iletişim bir yerde. Yani herkes birbirinin kusurunu buluyor. Şey bakıyorsun ya, en dindar ailede bile bakıyoruz böyle şey var. Yani eşyadan kavga çıkıyor. Bir evde en çok ne konu konuşuluyor bak ailede? En çok para mı konuşuluyor? Mal mülk mü konuşuyor? Makam mı, şöhret mi konuşuluyor? O ailenin kutsal odu. Öbürü gardırop dindarlığı var şu anda. Gardırop Müslümanlığı. Bir zamanlar Ecevit gardırop Atatürkçülüğü diyordu ya, şimdi gardırop Müslümanlığı var. Bu şekilde. Şekilsel olarak Müslüman ama içi boş. Zarf Müslüman, mazruf, alası yok Müslümanlar. Böyle insanlar çoğaldı. Bu da bir geçiş dönemi bence. Yani ümitsiz, karamsar olmayalım. Geçiş dönemi, yani böyle kademe ne oluyor? Birdenbire Asr-ı Saadet'teki Resulullah 23 senede insanlar en üst seviye ahlaka birden sahip olsun. Yani şu anda kademeli, şu anda ve iman konusunda bir şeyler oldu. Şimdi tatbikat hatalar yapılıyor. Dünyacılık ön plana çıkıyor. Bencillik ön plana çıkılıyor. Buradan bunun da kötü sonuçları gözükmeye başlayacak. Kötü ahlakın, suyu ahlakın kötü sonuçları burada da gözükecek. Burada da ya biz yanlış yapıyormuş diye düzelme olacak. Bir 20-30 senemiz kaybolacak belki ama ondan sonra hakiki adalet olacak. Hakiki zaman geldiği zaman öyle olacakmış ki, yani o büyük zat geldiği zaman adalet sular seller gibi akarmış. Adalet olacak yani. Adaletin yüceltildiği bir dönem ortaya çıkaracak bu. Bu dönem, ona doğru inşallah gidiyoruz, kıyamet kopmazsa tabii. Şimdi böyle bir durumda çatışma olması kötü bir şey değil. En kötüsü ne biliyor musunuz? En kötüsü iletişimsizlik. Bir işte, bir ailede, karı koca arasında, aile içerisinde iletişim yoksa artık uzatmayı oynuyordur orası. Yani ümidi kesmiştir. Yani negatif iletişim bile, mesela bir çocuk anne babanın ümidi kestiyse içine kapanır, depresyon olur. Ama ümidi kesmediyse anneyi babayı kızdırır, dövdürür kendini. Bak, dövülecek kadar da bir değerim varmış der çocuk. Yani demek ki ben bu evde sıfır değilmişim, hiç olmazsa dövülecek kadarmışım. Yani bir çocuğu yok saymaktan çok büyük cezalandırma yoktur, yok saymaktan. Yani biz onun için bu sağlıklı iletişim böyle durumlarda nedir? İşte mesela şu anda ben Müslümanım. Bütün kötülükleri bir kapıyı odaya doldursanız kapısını emin olun empati yoksunluğu açar. Empati olmayan yerde kibir olur. Kibirin olduğu yerde de kötülükler gelmeye başlıyor. Ben merkezilik oluyor. Yani hatta Zübeyir abi, rahmetli Zübeyir abinin Enaniyet-i Nuriye var kardeşim dediğini duymuştum. Enaniyet-i Nuriye var, Enaniyet-i Diniye var. Yani böyle öyle bir enaniyet olunca ya, muallim bari ders okuma diye. Mesela bu birinci abinin hikayesini ben dinlemiştim. Birinci abi bu şeyleri yazıyor böyle. Gidiyor, üstadı okuyor böyle şey gibi.
çocuklarını. Üstad sözünü kesiyor, diyor ki muallim gibi okuma, kendine oku, kendine diyor usta. Kendine oku diyor. Birinci abi. Ki birinci abi ben tanıyorum yani, şeydir. Ama mesela onu şey yapmış. Niyeti öyle değil ama tarzı itici oluyor karşı tarafa. Buyurgan diyor. Onun için iletişimde şu anda muhakkak ben dili yerine ben dilini kullanmak iletişimde. Bu, mesela şeylerde, yakın ilişkilerde, yaşantılarda, aile içerisinde, diyelim eğitim ortamında, dershane ortamında gibi ortamlarda, niye bunu yaptın deyip sorgulayıcı, yargılayıcı bir dil değil de, ben senin yerinde olsa şöyle yapardım. Ben senin yerinde olsa böyle yapardım diyebilmek. Yani ben dilini kullandığı zaman kişi, karşı tarafta savunma duygusu uyanmıyor. İnsanın enaniyetine dokunmuyorsun, damarına basmıyorsun. Böyle bence ben böyle düşünüyorum, ben böyle hissediyorum ya da ben şu harekete üzüldüm falan dediğin zaman kendi duygularını söylüyorsun. Onun için ben dilini kullanmıyoruz biz. Kendi çocukluğumuzdan, annemizden, babamızdan öğrendiğimiz böyle hemen azarlayarak, tersleyerek düzeltmeye çalışıyoruz. Yani burada Lisanur'un müsbet hareketi metodu sadece siyasette kullanılacak bir metot değil. Müsbet hareket metodu beni en çok etkileyen 8. sözdeki o kıssa olmuştur. Kıssa. Bu kıssanın o kıssadan daha önemlisi bu kıssanın Filiz kısmı var. Filiz kısmında bu kıssanın Hazreti İbrahim'in sufu olduğunu yazıyor. Yani Hazreti İbrahim gibi böyle tevhidin ilk peygamberine bir suf iniyor. Yani birkaç sayfa iniyor. O sayfada da çöldeki örnek anlatılıyor. Her şeyin iyisine bak kuralı anlatıyor. Güzel gören, güzel düşünür, güzel dinlen hayattan lezzet alır. Yani her şeyi olumlu yönden bakıp olumlu yönden değerlendireceksin. Hem olumsuzu göreceksin, hem olumluyu göreceksin ama olumluya odaklanacaksın. Bak orada olumsuz da görüyor. Kötüyü, ölümü görüyor, düşmanı görüyor, aslanı görüyor. Ama olumluya odaklanıyor. Allah'la kalbi bağ kuruyor ve ona sığınıyor. Ve bu mesela o hikayenin doksan kadar aynı itiraflarında var galiba. Orada o çöldeki aslan hikayesini, o yakalan kuyuya düşme hikayesini aynısını Tolstoy'da yazıyor. Risale-i Nur'da da var. Bir şey Hazreti İbrahim'in kıssası o. Ya bunun için iletişimde en önemli bizdeki bu 8. sözdeki iletişim metodunu, müsbet hareket, pozitif iletişim metodunu, ailede pozitif iletişim, iş yerinde pozitif iletişim, sosyal hayatta pozitif iletişim, insan ilişkilerinde negatifi düzeltmek yerine pozitif güçlendirmek. Ya yakın ilişkilerde bunu yaptığımız zaman Risale-i Nur'un en önemli görünmeyen iletişim ayaklarından birisi bu vardı. Bu çığırı biz çoğumuz unutuyoruz çünkü geleneklerimiz alışkanlık tiryakilik hastalığı var. Ben annemden babamdan böyle görüyorum, bu doğru zannediyor. Yok arkadaş. Ve iletişimi değiştirmek, bunlar öğrenilmiş hatalı kalıp yargılardı. Bunlar otomatik stereotipi deniyor buna. Otomatik stereotipi. Birisi sana yanlış yaptı mı hemen azarlı onu. Otomatik stereotipi. Halbuki o kalıp yargıyı dur, düşün, yeniden değerlendir yapacağız. Dur düşün yeniden bizim tekrar yerine başka doğru otomatik düşünce tarzı koymamız lazım. Değer yargılarımız buna bilinçli değer yargılar var, bilinçsiz değer yargılar var. Bilinçli değer yargıları kolay. Ama bilinçsizleri önce farkındalık gerekiyor. Bunun için biz önce bütün burada bir kendimizi tanıyacağız, kendimizi sorgulayacağız ve kendimizle ilk dünya hani biz gençlere söylüyoruz o bilinçli genç olmakta da onu yazmıştım. İlk zaferinizi kendinize karşı kazanın diyoruz gençler. Onun için ilk zaferi bir insan kendine karşı kazanacak. Yani başkalarına hizmet etmek değil. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bayram Yüksel abinin hatıralarından şeye giderken o fazla eğitimli değil biliyorsunuz. Onu gönderiyor Kore'ye. Üstad Kore'ye gönderiyor, kitap da gönderiyor. Kore'deki komutanı ver diye.
Ondan sonra Sungur abi diyor ki ona, sen diyor ya üstadım diyor, daha tahsilini diyor oraya diyor. Yani oraya gidip o komutanla falan görüşüp anlatması biraz zor. Bu üstadın verdiği çok çok manidar. Kardeşim diyor, tahsil hizmet etmez, ihlas hizmet eder diyor. İhlas. Onun için ihlaslı olan bir kimse kendini değiştirir. Çünkü ilahi rızayı gayeyi maksat yapar. Der değiştirir. Yani onun için biz bunlar iletişimdeki bir samimiyet ve metodu ve müsbet hareket metodu. Bediüzzaman Hazretleri'nin sunduğu en önemli bence yeniliklerden iki tanesidir. İnananlar arasında da, insanlar arasında da, aile içinde de her tarafta bunu uygulayabilen kazanacak inşallah diye düşünüyorum.